Cellat ve mahkum. Anladıklarımız, hüzünlendiklerimiz, keyiflendiklerimiz. Gerçek olanı yalanlardan ayırmayan her insan ziyandadır. Bu durumda bulunan her toplum da ziyandadır. Tarihte yaşanmış olaylara dair gerçekler bilinmezse, şimdi var olanları ve gelecekte var olabilir olanları ve meydana gelebilir olanları insanlar akıl ederek düşünemez. Dolayısıyla yönetenler toplum hakkında doğru hüküm vermez ve işleri düzgün yapamaz. Özetle toplum ziyandadır. Bu meseleyi kolay anlamak için izahın bittiği ya da zor olduğu yerde mizah başlar. Atasözünü hatırladık. Önce mizah içeren şu hikayeyi bir dinleyelim. Eski Çin'de idam mahkumlarının son gecelerini hep birlikte neşe içinde geçirmelerine izin verilirmiş. Mahkumlar cellat da aralarında olmak üzere hep birlikte sabaha kadar şarkılar söyler, en sevdikleri yemekleri yer ve pirinç rakısı kadehlerini peş peşe yuvarlayıp mutlu olurlarmış. Kural gün doğmadan mahkumların öldürülmeleri fakat mutlu ölmeleriymiş. Yine böyle bir infaz ayininde mahkumlar sabahın ilk ışıklarına kadar pek güzel eğlenmişler. Şarkılar söyleyerek yiyip içmişler. Derken güneşin ilk ışıkları dağların arasından görünmüş. Mahkumlardan biri cellada sormuş. Bizi neden öldürmedin? Gün doğuyor. Cellat, öldürdüm demiş. Mahkum, fakat kellelerimiz yerli yerinde duruyor demiş. Cellat, size öyle geliyor demiş ve palasına bulaşan kanı göstererek devam etmiş. Sizin başınızı öyle ince bir kılıçla öyle hızlı kestim ki öldüğünüzden haberiniz yok. Ayağa kalktığın anda kellen kucağına düşecek demiş. Ve ayağa kalkan her mahkumun kellesi düşmüş. Kelleniz çoktan gitmiş olabilir ve siz bunu henüz fark etmemiş olabilirsiniz. Bir şey olmuş ama siz olan şeyi henüz idrak edemediğiniz için olmamış gibi davranıyor olabilirsiniz. Ve kellenizin hala yerinde durduğunu sanıyor olabilirsiniz. Gerçeği anlamanız için ayağa kalkmanız gerekiyor. Bu konuda söylenmiş Mustafa Kemal'e ait çok veciz bir söz vardır. Uyuyan milletler ya ölür ya da köle olarak uyanır. Memleketimizde bugünlerde yaşananlardan anladığımıza göre gelecekte daha kötü yaşam koşulları olabilir. Bu nedenle endişeliyiz. Gerçek olanı yalanlardan ayırmayan insan topluluğu ziyandadır. Bu insanlar gerçekleri delilleriyle bilmiyor, bilmek için merak etmiyor. Dolayısıyla onlar var olmuş veya meydana gelmiş olanları araştırıp düşünmeden zannedenler ya da yalanlara, söylentilere ve abartılan sözlere gerçek diye inananlardır. Otokratik ya da yarı demokratik rejimin kötü koşullarında yaşayan insan toplulukları, iyi niyetli olmayan, bencil, beceriksiz ve ben hükümran huylu siyasilerden ve eyyamcı ya da biatçı bürokratlardan bir türlü kurtulamadı. Halbuki tam demokratik rejimde siyaseten ideolojik, dinen dogmatik inançlar öncelikli değildir.
Onun yerine akla ve bilime dayalı düşünerek maddi ve moral değerli yararlar üretilmektedir. Demokrasi ile insan onuru korunur. Toplumda adalet ve huzur sağlanır. Çözüme gelince, insan siyasi ve dini ön yargıların mutlak savunucusu olmayı bir an bırakıp, onun yerine bildiklerini ve inandıklarını akıl ederek sorgulayabilir. Var olanların ve meydana gelenlerin gerçekle uyumlu doğrular veya uyumsuz yanlışlar olduğunu anlayacaktır. O kişinin bu durumu bilmesi, vicdanen kabulü ve ikrarı yani samimiyetle söylemesi önemlidir. Bir zaman gelecek, bizim toplumda gerçekte var olan ve meydana gelen her şey yalanlardan, söylentilerden, zannedilenlerden, abartılı sözlerden kolayca ayırt edilecektir. Gerçekleri bilmeyenler, kötü niyetle aklını işletenler, becerikli olmayanlar yönetmeye talip olmayacaktır. O zaman tam demokrasiye kavuşmuş oluruz. Umarız. Ali Ara 2015. 21 Mayıs 2023. Teşekkür ediyorum.